Gerçekleştirelim. Skype hattımızda Hüseyin Özkök var kendisiyle. Hem Ajax maçını hem de gündemdeki diğer gelişmeleri konuşalım, değerlendirelim. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi, günaydın, kolay gelsin. Çok Yayınlar diliyorum. teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi tabii ki rakip Ajax, zaten rakip başlı başına zorlu tabii ki. Sergen Evet. Yalçın'ın dikkat çektiği nokta önemli. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz şeklinde Beşiktaş'a biz tabii ki başarılar diliyoruz yürekten. Ama onun dışında bir de rakibi tanımak, rakibi değerlendirmek de lazım. Bu noktada acaba bizleri nasıl bir mücadele, nasıl bir rakip bekliyor? Şimdi gerçekten Ajax, dünya futbolda adından her zaman söz ettirmiş Hollanda'nın köklü kulüplerinin başında geliyor. Genç ve dinamik bir kadroya sahip. Şu andaki yaş ortalaması 25,5 ama iki tane çok yaşlı kalecisi var Ajax'ın. Stekelenburg 39 yaşında ve Pas Fer 37 yaşında, ki Stekelenburg şu anda sakat olduğu için oynayamıyor. Pas Fer oynuyor birkaç maçtır kalede. Bu iki oyuncu aslında takımın yaş ortalamasını biraz yükseltiyorlar. Çok genç ve dinamik bir kadroya sahip. Sezona da çok iyi başladılar. Ligde işte 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlikte liderler. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk karşılaşmada Sporting'i deplasmanda çok farklı bir skorla, 5-1 gibi bir skorla geçtiler ve yine çok çok iyi bir başlangıç yaptılar. Tabii bu harika sezon başlangıcı gözleri Ajax'ın üzerine çevirdi. Diğer yandan Beşiktaş'ın da özellikle Şampiyonlar Ligi oynadığı sezonda bu kadar çok sakatının olması, 11 eksikle Hollanda'ya gitmesi çok büyük şanssızlık. Tabii bu sakatlıkların neden olduğunun araştırılması ayrı bir olay. Ama böyle bir maça 11 eksikle gitmek hiç kolay değil. Sergen Yalçın da zaten hani biz kendi oyunumuzu kurmayacağız, rakibin oyununa göre oynayacağız diyor ki bunun nedeni de sahaya çıkacak oyuncuların birbirine alışık olmaması ve onlar üzerinden bir taktik yapmanın pek mümkün olmaması. Artık sahadaki oyuncular rakibin oyununa göre ve sağ kenarından Sergen Yalçın'ın onlara vereceği taktiğe göre karşı koymaya çalışacaklar Ajax'a. Bu hakikaten şanssızlık. Hele Şampiyonlar Ligi gibi grup maçlarında boyu kısa bir turnuvada bu sakatlıklar çok etkileyici. Ligde işte 38 haftada bunu kompanse edebilirseniz yavaş yavaş kendinize gelebilirsiniz. Ama böyle bir turnuvada, çok 6 maç üzerinden oynanan bir turnuvada bu sakatlıklar çok büyük sorun oluyor ne yazık ki. Şimdi Beşiktaş, tabii ki bütün maçlar 0-0 başlıyor. Sergen Yalçın o konuda çok haklı. Günlük form belirleyici olabilir her zaman futbolda. Ajax tamam iyi gidiyor ama bugün kötü bir gün yakalayabilir ve Beşiktaş'a karşı istediklerini yapamayabilir. Beşiktaş'ın sahaya sürdüğü oyuncular bu arenaya, bu sahneye çıkmanın verdiği coşkuyla, psikolojiyle çok daha fazla işler yapabilirler ve rakibi zorlayabilirler. Bütün bunlar olabilir. Ama baktığınızda büyük resme Ajax tabii ki karşılaşmanın favorisi. Umarız Beşiktaş sahaya çıkan futbolcularıyla gereken mücadeleyi ortaya koyar. Artık ondan sonra maç sonunda ortaya çıkacak sonuca herkes razı olur. Yapacak başka da hiçbir şey yok. Ben Beşiktaş'a buradan başarılar diyorum Ajax karşısında. Zorlu bir dönemeçten geçiyorlar bu dönemde ama futbolda ne yazık ki bütün bunların hepsi var. Bu da şimdilik Beşiktaş'ın başına gelmiş durumda. Şimdi her ne kadar biz eksiklere daha fazla odaklansak da doğal olarak, ama Dortmund maçındaki performansı hatırlayacak olursak Beşiktaş kendi oyununu oynamak istemiş. Hatta performans olarak, kondisyon olarak bunun çok daha üzerine çıkmak istemişti. Bu anlamda hatta takımın çok yorulduğu, sınırlarını çok zorladığı tartışmaları da olmuştu sonrasında ve Beşiktaş karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Bu noktada acaba eksiklere rağmen kağıt üzerinde Beşiktaş'ın beklentileri henüz belki karşılayamasalar da savunmayı belki biraz dışarıda bırakarak iyi bir kadrosu olduğunu, iyi oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu evet. Anlamda biraz da aslında Ajax'ın oyununa göre oynamak bir anlamda avantaj haline de dönüşebilir mi Beşiktaş açısından? Batshuayi gibi bir silah da varken elinde. Tabii ki, tabii ki dönüşebilir Ezgi. Batshuayi gerçekten çok dinamik, hızlı bir oyuncu ve gol yollarında da çok etkili. Özellikle bulduğu pozisyonları affetmeyebilen bir oyuncu. Bunu da her zaman gösteriyor. Beşiktaş'a da bence kolay uyum sağladı. Şimdi Hollandalılar şunu deneyecekler Ezgi.
Beşiktaş'ın eksik kadrosu olması onlar için avantaj. Bir de onlar Galatasaray'ın PSV'ye farklı mağlup olduğu karşılaşmayla Hollanda milli takımının Türkiye'yi yendiği karşılaşmayı çok iyi tabii ki anımsıyorlar. Ve orada daha maçın başında yapılan baskı takımlarımızı dağıtmıştı. Ve çok kolay galibiyetler elde etmişlerdi. Hem PSV hem Hollanda milli takımı. Buna belki İtalya maçını da Euro 2020 açılış maçında ekleyebiliriz. Yani şimdi onlar bugün bence hemen baskı yapıp Beşiktaş'ın bu uyumsuz kadrosunu, yani birbiriyle oynamaya alışık olmayan kadrosunu hemen baskıyla çökertmek isteyecekler. Bunu deneyeceklerdir. Beşiktaş'ın Dortmund karşılaşmasında seyircisi önünde tabii ki Dortmund'u daha maçın başında atacakları bir golle sersemletip ondan sonra rölantiye alma düşüncesi içinde olduğunu gördük. Çünkü ben de maçtaydım zaten stadyumda ve bunu hissettik. Ama tabii ki Dortmund o golü atamayınca Dortmund'da fizik olarak çok güçlü bir takım. Beşiktaş bu bağlamda biraz düşüş yaşadı maç içinde ve rakibine teslim oldu. Bu maçta çok daha kontrollü olacak tabii ki Sergen Yalçın. Ve rakibine göre oyunu kuracağını zaten kendisi de açıkladı. Ama Ajax'ın maçın başında çok baskı yapacağı kesin. Ve işte bu baskıda eğer takım iyi savunma yaparsa ve hiç birbirinden kopmadan oyuncular oynarlarsa belki Ajax'a karşı bir direnç gösterirler ve o ilk baştaki dalgayı atlatırlar diye düşünüyorum. Peki, sadece 1,5 dakikam kaldı. Çok hızlıca soracağım. Stefan Kuntz'un teknik ekibinde Kenan Koçak ve Jan Moritz Ligt de olacak. Birkaç cümleyle hemen onlarla ilgili de bir yorumunuzu isteyeceğim. Şimdi Stefan Kuntz'un yardımcılarının bir tanesinin Türk olacağı ve bunun Almanya bağlantılı olacağı zaten söyleniyordu. Kenan Koçak geldi. Bence doğru bir seçim. Jan-Moritz Ligt'e de Almanya'da en son Mainz'da teknik direktör olarak kısa dönem görev yapmış. Özellikle altyapılar konusunda uzman, pro lisanslı bir teknik adam. Dolayısıyla ve o da son olarak Mainz'da birinci antrenör olarak çalışmasına rağmen Kuntz'un altında yardımcı olmayı kabul etti ve geldi. Bu ekiple ve başlarında da Hamit Altıntop'la birlikte başarılı işler yapılacağını ben düşünüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Zaten dün de iki hoca Kenan Koçak ve Ligt'te Kasımpaşa maçındaydı. Kasımpaşa stadında Hamit Altıntop ve Kuntz da Trabzon'daki Alanya maçındalardı. Çok yakın takibi aldılar milli oyuncuları. Umarız Norveç karşılaşması iyi bir başlangıç olur bu ekip için. Ben kendilerine buradan başarılar diliyorum ve milli takımımızın inşallah Dünya Kupası yolunda iyi sonuçlar almasını umuyorum. Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün Ben diliyorum teşekkür size. ederim. Ben de size hoşça kal. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, dün akşama gidelim takım oyunu programından öne çıkan başlıklarla Sabah Spor'una devam ediyoruz. Saat başında gelişmelerle yine buradayız.